nasıl hayır denir? Yapmak istemediğiniz bir şeyle karşılaştığınızda hayır diyebilmenin önemini kötü tecrübeler yaşayarak öğrenmeyin. Birinci adım. Kesinlikle hayır diyeceğiniz konularda bile üslubunuza dikkat edin. Hayır demeden önce karşı tarafın sözünü bitirmesini bekleyin. İkinci adım. Hayır diyebileceğinize inanın ve fikrinizin değişmeyeceği konusunda kararlı olun. Üçüncü adım. Yapmak zorunda olduğunuz planları düşünün ve bunlara sadık kalın. Sorumluluklarınızı aklınıza tuttuğunuz sürece hayır derken kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Dördüncü adım. Eğer hemen hayır diyemeyecek durumdaysanız karşınızdakinden biraz süre isteyin. Bazı durumlarda karşınızdaki kişi gerekli mesaj alacak ve hayır demek istediğinizi anlayacaktır. Beşinci adım. Karşınızdakini kırmamak için her zaman yumuşak bir ton kullanın. Tabii ki hayır, mümkün değil gibi abartılı ifadeler yerine maalesef, kusura bakma gibi yumuşatıcı ifadeler kullanın. Altıncı adım. Cevabınızı verirken önce açıklamanızı yapıp ardından hayır deyin. Yedinci adım. Hayır dediğiniz konuda aklınıza gelen alternatifler varsa söyleyin. Böylece karşınızdaki kişi onu sadece başından savmak için hayır demediğinizi anlayacak ve kararınıza saygı duyacaktır. İlk seferde zorlanabilirsiniz ama zamanla daha rahat hayır diyeceksiniz.